Kaç kilometre buradan? 15. Çok bir şey değil ya. 10. Birinci viteste dikkat et ha. Çok pek fazla. Çünkü... Zaten anlarım ya herhalde. Yani çok gaz verirsen birinci viteste falan kafana geçirirsin. Full kasko. Full kasko. Yani senin yaptığın kazayı karşılıyor mu onu bilmiyorum. Benim sigortam var. Sigorta beni kovacaksın sonra. Bakacak lan senden. Benim bir var bir beş tane. Çok büyük be. He? Çok büyük. Seninki mi? Seninki. Büyük ama rahat ya. Rahat tabi. Büyük motor her zaman rahattır. Ben araştım bunu. Duruyorsun ya. Hı hı. Vuruyorum. Boşta kalıyor. O zaman bir sert vurman gerekiyor. Ha? Tam kaldırmıyorsun. Sert vurmuyorsundur. Sert vuruyorum ya. Bir daha vurayım. Bakayım. Böyle sorun yok. Mesela takılıyor. Bildiğim zannediyorum boşta kalmışsın. O düştüğünde herhalde bu orada biraz sıkıntı oldu. Adam onu değiştirmedi. Sadece şey yaptı. He takılıyor. Ha? Takılıyor. Biraz sıkıntı var onda. Bak geçmiyor şimdi. Ha şimdi geçti. Tamam ben boşaldım. Evet arkadaşlar, 44 motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de Volkan abinin motorunu kullanıyoruz. Honda CBF600'ü kullanıyoruz. Hayvan gibi bir motor ya. Çok ağır ve çok yüksek. Çekimleri sakın atın deme. Ne olur, ne olur. Langsam langsam. Yavaş yavaş. Yakıştı ama. Ara gazı verilmiyor ki bunda. Olmuyor. M-Taş'ın hoş kazanı. Lan bekle. Hı? Bekle diyeyim de. Çok büyük be. Biraz farklı geliyor.
Bununla yatmak nasıl olacak ama bakalım. Asiktir. Bunda katran dijital değil. Ama ağır hızlanıyor, güzel hızlanıyor. Hilmi bunu sevdi. Ya aynı şey gibi, ya araçlardaki gibi aslında, biliyor musunuz? Kullandığınız araç ne kadar büyük olursa kullanımı, yol tutuşu, sürüşü o kadar rahat ve konforlu oluyor. Bu da aynı şekilde, hani Mete biraz daha küçük olduğu için bunu kullanması biraz daha rahat, güzel, ağır. Zaten trekking motorlarının kullanışı gerçekten, hani büyük olmasına rağmen gerçekten çok tatlı kullanışları ve çok güzel yol tutuşları var. Seviyorum aslında trekking motorları. Yani Ercan kardeşim boşuna BMW 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 al demiyor. Kendi motorunu en son aldırtacak bana. Ya ses çıkmıyor motordan. Hem taşım benim ha. Ah benim güzel kızım. Yok ya, yok, ben sevdim ya. Güzel motor. Hani trekking kullanabilir miyim? Kullanabilirim ya yani. Ama Alman trekking, çünkü benim motor kullanma şeklim farklı arkadaşlar. Benim kullandığım motor biraz böyle albenisi olacak, tatlı duracak. Yani racing olur, naked olur ama trekking olmaz zannetmiyorum. Yok yok, zannetmiyorum. Ama trekking kullanmak isteyen arkadaşlar varsa şöyle söyleyebilirim. Yani sürüş konforu açısından, denge açısından çok güzel motorlar, trekking motorlar. Honda CBF'de yani güzel motor. Eski bir motor ama yani o zaman yapılmış bir motoru düşünürsek gayet güzel bir motor ya. Volkan abinin motoruma bindiği zaman ilk söylediği şey kaskosu var mı oldu. Kaskosu var ama benim canım acır ya. Aynaları iyi. Evet, aynaları gerçekten iyi, beğendim. Arkayı tam net gösteriyor. Aslında biraz daha ayarlanabilir. Ben ayarlamadım aslında. Volkan abinin ayarladığı gibi. Yani şu anki ayarında bile, ki benim omuzlarım Volkan abiye göre biraz geniş. Ama aynalar dediğim gibi şu anda ayarlamadığım halde ona göre ayarlı olmasına rağmen beni rahatsız etmiyor gayet. Güzel süspansiyonlar. Biraz sert gibi. Hani MT'de ben öyle Arnavut kaldırımdan geçerken bu kadar titrediğimi, bu kadar motorun sallandığını hatırlamıyorum. Ama bunda bayağı sallanıyor. Süspansiyonları çok sert yani. Trekking bir motor olmasına rağmen, tabi belki hani yaşlı bir motor. Ondan kaynaklı süspansiyonlar yaşlı olabilir, yıpranmış olabilir, belki arızalı olabilir, onu bilmiyorum. Ama çok titriyor o tür yerden geçtiğiniz zaman. Çünkü bunlar hani bir nevi de yüksek motor olduğu için araziye de çıkabilirsin bununla. Ama güzel. Diyorum ya, çok güzel. Bak dümdüz ip gibi gidiyor. Hiç. Biraz sağa kaysın motor, biraz sola çeksin motor. Yok öyle bir şey. İp gibi gidiyor. Yakıtı ne kadar yakıyor onu bilmiyorum. Onu sormadım. Zaten motorun kilometresi de 20.978 kilometre. Çok bir şey değil. Şimdi şu 80'lik yola bir çıkalım da bir bakalım nasıl değil hızlanınca da. Yani şöyle biraz yavaşlayalım. Yani 600'lük bir motor olmasına rağmen çok çok fazla böyle bir gaz tepkisi yok. Hani MT'deki gibi gaza açınca
Fen arkaya atmıyor ama dengeli hızlanıyor. Ama dediğim gibi ip gibi gidiyor. Ve bir de şöyle bir şey diyeyim, bu rüzgarlık gerçekten çok işe yarıyor. Yani şu an bayağı bir rüzgar var ama kesinlikle ama kesinlikle rüzgarı hissetmiyorsunuz. Ulan tam virajlı yollara geldik, görüyor musun? Emtaş'ı verdik Volkan abiye. Hani öyle, ooo abi bu nasıl bir motor, nasıl bir gidiş, nasıl bir yatış diyemiyorsun bunlarda. Çünkü bunların asıl yapılış amaçları MT gibi veya Suzuki gibi, yani racing bir motor gibi viraj motoru, güç motoru, performans motoru değil. Bunlar tamamen gezi motoru gibi düşünün. Yani öyle çok çok büyük performanslar, yani ani ivmelenmeler beklemeyeceksiniz. Ağır bir motor, dediğim gibi ağır abi takılıyor. Bizimkiler mahallenin serseri çocukları. Bu biraz daha ağır abi. Ama sevdiğim yani güzel. Güzel, gerçekten güzel. Hani uzun yol yapıyorsanız, mesela örnek veriyorum, bir gün iki gün böyle turlara katılacaksanız bu tür bir motor çok güzel olur. Bu sizi hiç yormaz. Titreşim yani neredeyse hiç yok. Direksiyonda, koltukta herhangi bir titreşim yok veya gövdede herhangi bir titreşim hissetmiyorum. Yani ufak var ama şu an en büyük titreşim aslında ayaklıklarda hissediyorum. Ayağımı koyduğum yerlerde biraz titreşim hissediyorum. Onun haricinde motorda da yok. Mesela aynalar özellikle çok beğendim. Dediğim gibi motorun titremediğini oradan da görebilirsiniz. Arka gayet net görünüyor. Bende de mesela bazen titreme oluyor MT7'de. Yani aynanın titrememesi güzel bir şey. Çünkü bu motorun ne kadar stabil çalıştığını gösteriyor. Ya, tabii ki MT'deki titremenin nedeni de yüksek devirlerde kullandığınız zaman oluyor. Biliyorsunuz hayvani bir motoru var. Bu hayvan gibi motor da titremeden olmuyor. Ön ve arka ABS fren. Bu güzel bir şey. Yani bundan kaç sene önce buna koymuşlar. Ön ve ABS freni. Yani konfor var motorda. Artçıyı rahatlıkla arkanıza alabilirsiniz. Bu motorun artçıyla herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Zaten motorda ses yok. Çok sessiz çalışıyor. Emtaş'ım, güzel kızım benim. Türkiye'de bunun fiyatı ne kadar bilmiyorum ama burada 2500-3000 lira arası değişiyor. Çok 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 temizini bulursanız 5000 liradır. Telefon. Çok güzel bir motor var ya. Çok dengeli bir motor. Çok dengeli, çok güzel bir motor. Uzun yola gideceksen var ya, böyle bir motorla gideceksin. Oh, rahat. Heh.